Kiracı mısınız? Artık kiracılıktan kurtulmak mı istiyorsunuz? Şimdi doğru yerdesiniz. Binlerce aileyi ev sahibi yapan Fuzul Ev'le Türkiye'nin her yerinden dilediğiniz evi seçin, peşinat biriktirmeden, kredi çekmeden, faiz ödemeden yeni evinize kavuşun. Fuzul Ev'le bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmak için 444-6313. Ki sizce İsrail Kudüs'ü başkent yapabilir mi? Valla güçlü olan şimdi Boris Öte'ye bilmiyorum. Güçlü. Hayır, olamaz. Olsaydı bu saate kadar olurdu yani. 80'den beri değil mi? Yani boşu boşuna insanlara sokağa dökmenin manası yok. Hayır, yapamaz. Yapamaz. Evelallah Türk gücüyle yapamaz bunu. Bence eder çünkü daha önce de fiili olarak değil ama şeydi yani, arkasında Amerika var çünkü. Şey yapıyorlar yani, yaparlar bence. Yapamaz. Öyle bir hakkı yok çünkü. Burası bizim topraklarımız. Burası bizim vatanımız. Burası bizim vatanımız olduğu için İsrail'in Kudüs'te işi yok bence. Edemez. Etmemeli. Ben de gittim Kudüs'e 2 sene önce. Ziyaret ettim oraya. Orada ben de gördüm oranın durumunu. Orada Hristiyanlar da, Yahudilerin de, Müslümanların da rahat dolaştığı bir şehir. İsrail'in başkenti olursa tamamen kapatılır Müslümanlara. Müslümanların girişi bayağı zorlaşır. Ben orada kaldım. İnşallah etmez. Zor. Niçin? Bütün dünyayı karşısına alıyor. İlan edebiliyor. Niye diyeceksin? Kudüs yerini satmış İsrail'e. Tapirleri var. Suudi Arabistan onayı veriyor. Mısır onayı veriyor. Fakat Türkiye niye kabul etmiyor ki? Türkiye'nin de çıkarlar peşindedir. Ben bunu böylece biliyorum. Başkent zor biraz da. Onu yapamazlar. Çünkü bütün Müslümanlar ayaklanacak. Ondan o iş biraz şeye gelir. Ama yani Tayyip'in olacak. Tayyip zaten bir şey değil ki. Kesinlikle edemez. Çünkü Kudüs Müslümanların başkentidir. Yapmamalı. Yapamaz. Orası Müslümanların başkenti. Yani Kudüs'ün, İslam'ın başkenti olamaz orası. Olamaz. Yalnız siyasi parti olarak hepsini seviyorum. Tayyip Erdoğan'ı da seviyorum. Kılıçdaroğlu'nu da. Yalnız şu işsizliğe, şu yoksulluğa bir çare bulsunlar. Yani ederse eder. Ne yapacak ki? Erdoğan'ı ne ilgilendirecek ki? Kendi ülkesini halletsin. Bence edemez. Öyle bir hakkı yok. Orası yani Hristiyanların da, Müslümanların da, Yahudilerin de üç dinin ortak mabetleri. Herkes saygı duymalı. Barış içinde yaşamalı bence. Yapabilir. Kimlerin sayesinde yapabilir? Müslümanlar. Birlik beraberlik olmadığı sürece, onlardan ilişkiyi kesmediği sürece zengin olursa yapar. Ama fakir olursa... Bir Arap ülkesi kabul etti. Suudi, bugün. Katar, Türkiye hiçbiri bunlarla beraber işbirliğini yapmayacak. Bunlara Allah'ın selamını bile vermeyecek. Zaten o kafir olduğunu söylüyor. Kafir olduğu için kafirle iş yaparsan ne olur? Sonun akıbetin perişanlık olur, hüsran olur. Allah Türkiye'ye yardım eylesin. Tüm Müslüman ülkelere yardım eylesin. Zaten 1970 yıllarında Birleşmiş Milletler NATO tarafından ilan edildi. Kudüs İsrail'in başkentidir diye. Bu tavsiye niteliğindeydi. Tavsiye niteliğindeydi. Trump şimdi çıktı beyefendi, horozlandı, Kudüs'ün başkenti dedi. Kudüs İsrail'in başkenti dedi. Bir şey yapamaz kendi başına. Kendi başına yapamaz. Bu kadar da ümmeti cihan varken, eğer bu Müslümanlar birlik beraberlik içerisinde olursa, Yemen'le Suudi Arabistan birbirini vurmazsa ve bugün bir tanesi açıkladı, Katar olduğunu zannediyorum. Kudüs İsrail'in başkentidir dedi. Bak, bir Müslüman ülke bunu diyor. İşte gel bunda sen bize şey yap. Etmiştir. Şu anda etmiştir. Ama kendisine göre etmiştir. Ben bir Müslüman olarak, benim için Kudüs benimdir. Onun değil. Kudüs İsrail'in hiçbir zaman olamaz. Ve gün olur yine de Hristiyanlarla Müslümanlar bir olur. Biz Yahudilerle savaşacağız. Kazanacağız.
toprağımızı da alacağız. Hristiyanlarla da savaşacağız sonra da Kudüs için. Yine de bu devam edecek. Çanakkale Savaşı'nda dedelerimiz, atalarımız bu topraklarımız için savaştı. Ve şu anda biz bir Türkiye Cumhuriyeti bayrağının altında hepimiz yaşıyoruz. Bununla ilgili biz Müslümanlar birlik beraberlik olduğumuz sürece biz bu toprakları Kudüs'ü de İsrail başkent olarak ilan edemez. Biz Müslümanlar olarak çok zayıfız, çok gerideyiz. Bundan dolayı buradan herkese sesleniyorum. Kudüs olsun. Yani hepimizin geleceği, başına geleceği şeydir. Suriye'de bugün atıyorum 3,5-4 yıl önce savaş oldu. Suriye vatandaşı topraklarını terk edip geldi. Fakat biz 15 Temmuz darbe gecesi biz topraklarımızı terk edip de kaçmadık. Ama edenler kaçtı. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin içerisinde bu Türkiye'nin ekmeğini yiyen vatandaş, cumhurbaşkanı olsun, başbakanı olsun, ya yani milletvekili olsun, kim olursa olsun, bu vatanın ekmeğini yiyen ihaneti çoktur. Vatan haini çoktur. Bu konudan dolayı bir an önce bu vatan hainlerine son bulunmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Benim kardeşlerim hiç bulamıyor. Hakkari'den geliyor, Van'dan geliyor, Muş'tan geliyor. Bana ne Kudüs'ten, bize ne İsrail'den. Madem onlara biz hedef alacağız. Biri diyor ki Amerika aç kalır. Nerede aç kalır kardeşim? Amca sen nasıl diyorsun bana ne Kudüs'ten ya? Bak şimdi. O çünkü değil, şu değil ki. Önce benim buradaki içeride, sen de buradasın. Burada mı doğdun? Burada doğdun. Suriye'den mi geldin? Suriye'den geldin. Biz bunları yani beslemekle mecburuz. Müslüman bana ne Kudüs'ten diyemez. Bak şimdi onu kabul ediyorum. O şekilde değil. Lütfen. O şekilde değil. Yanlış bir kelime. Bak bir o kelimenin üzerine durmayın lütfen. Ben de Müslüman evladıyım. Bir sonunun bekleyin konuşmanın ya. Bu kadar saygısız, bu kadar sevgisiz olduğumuz için çekiyoruz. Çekiyoruz ve çekeceğiz. Türkiye'nin içinde birlik olmayana kadar dirilik olmaz.